İlk gün bugün yani. Evet. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ya nasıl akşam bekleyeceğiz? Nasıl bekleyeceğiz? Şimdi nasıl geçecek zaman? Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ay, dışarı çıkalım. Bir şey yapalım. Hadi. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Ne? Yeni komşularımızı kahvaltıya davet ederim. Saçmalama Haluk. Daha dün bir bugün iki insanlar niye gelsin ki? Ayrıca yeni taşındılar. Yerleşiyorlardır. Müsait değillerdir ki. İşte o yüzden diyorum ben de. Yeni taşındıkları için şimdi yiyecek bir şeyleri yoktur. Yani onları böyle davet edelim. Haluk. Doğru söylüyorsun. Heh. Emine! Komşuluk böyle bir şey. Efendim Meltem Hanım. Masaya iki tane daha tabak koyar mısın lütfen? Misafirimiz var. Yeni komşular için mi? Nereden bildin? Sabahtan beri Haluk Bey delikten bakıyordu da. Hayır yani bir şeye ihtiyaçları var mı diye bakıyordum. Var mıymış? Yani bilmiyorum, soramadım, görmedim. Hadi gel, beni çağırın. Hey, hadi. Hadi. Nasılım? Çok şık abi. Değil mi? Hayırdır sen böyle süspüs? Abi hastaneye gideceğim ya. Heyecanlıyım ya. Aa, geçmiş olsun, bir şey mi oldu? Yok be oğlum. Haleyle konuşacağım işte. Hastane bahane yani. Vay seni çaka. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Başka çarem kalmadı. Dedem iğne olurken iki kelam edip kızı ayarlarım dedim ben. Dedeye iğneye kızı. İş ne olacak? Gitmeyecek misin? İzin aldım, inanır mısın? Aa. Hı? Havuç, sakın kamerayı takmayı unutma. Ya oğlum kameraya falan gerek kalmadı. Arda Bey'in eski halinden eser yok. Hadi ya. Hmm. Gözün aydın abicim. Sağ ol. Harika. Nasıl, güzel olmuş mu? Olmuş, elini sağ ol. Bir gün de sen yap da ben yiyeyim. Elini sağ ol. Yaparım ya. Çalışıyorum falan ya. Çaylar! Buyurun İrem Hanım, çayınız. Teşekkür ederim, ben çay almayacağım. Boşuna mı demledik biz çayı İrem Hanım? Bir yudum alsaydınız bari. Bereketi kaçmasın. Tamam, alayım. Abi, şirkette kimsecikler yok. İş disiplini diye bir şey kalmamış Şükrü. Evet abi, beni örnek alsınlar. İlk işime dört elle sarılırken kalan vaktimde ek iş kovalıyorum. Hepsi kızım için. Aferin be Şükrü. Hazır kimsecikler yokken ek kaynak yaratalım kendimize. Biliyorsun bir ev tek maaşla geçindirilmiyor. Haklısın abi. Bir dakikamı bile boş geçirmemem lazım benim. Bir bebek ortalama günde 5 bez kirletiyormuş abi. Duydun mu İrem Hanım? Duydum. Bize müsaade. Evet İrem Hanım, çayı demledik. Bardaklar tertemiz. Her zaman işimizin başındayız. Teşekkürler. Tamam hocam, hemen geliyoruz biz. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Kalk Tuna, kalk. Okula gidiyoruz. Ne oluyor? Merve ağlıyormuş, morali çok bozukmuş. Hayırdır, ne oldu Gönül? Ya sınavı kötü geçmiş. Ödüm patladı Gönül ya. Vallahi yani düşüp bayılacaktım yani. Bir şey oldu zannettim ya. Sen de bayıla bayıla bir hal oldun. Hadi kalk gidelim de öğrenelim. Stres yaptı kız herhalde. Yürü. Ne o Şükrü? İlk günden astın mı işi gücü? Öyle deme Yakup. Günlük görev ve sorumluluklarımı yerine getirip öyle geldim kahveye. Sen karışma. Sen karışma. Sen işine bak. Ek iş arıyorum Selim. Gözün kulağın açık olsun. Ne iş olsa yaparım. Aferin Şükrü. Sen Hüseyin'e uyma. Yakup, bir bebek günde 120 cc mama yiyormuş. Kızın potito bana çekerse 150 cc bile olur bu. Neco. Yüzünden düşen bin parça ne oldu? Sor Hüseyin. Niye sormayacağız oğlum? Soruyoruz ya işte. Ne oldu? Eco, dert anlattıkça azalır. İçine atarsan kalan üç dişinde gider benden söylemesi. Dayıoğlu Harun Aziz Kasutuk temel yollamış diye. Olsa da yesek. Gel bu konuyu masaya yatıralım. Okey oynarken konuşuruz oğlum. Ben oynamam abi. Çayı içeyim, ek iş bulmaya gideceğim. Beyin jimnastiği yapacağız Şükrü. Okey beynin santraforudur. Aktif çalışmasını sağlar. Oyun oynarken senin işini de halledeceğiz. Sen merak etme oğlum. Öyle desene abi. Geldim. Yakup, ver bakalım okeyleri. Hadi beyler. Hatta ben karıştırayım, ben dağıtayım. Davetiye mi bekliyorsunuz oğlum? Ben de çok.
Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Buyurun. Buyurun, lütfen. Buyurun. Şöyle bir hoş geldiniz kahvaltısı yapalım dedik. Çok düşüncesiniz, çok sağ olun. Size de böyle çok zahmet oldu Meltem Hanım. Ay rica ederim, ne zahmet, hiç olur mu öyle şey? Geçin, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Çay. Buyurun. Çok sağ olun. Bundan sonra böyle evde yiyecek bir şey falan olmadığında her zaman bizi arıyorsunuz. Değil mi Haluk? Tabii tabii. Çok teşekkürler. Sen de bardağını uzat canım. Bebek nerede? Siz bizim bebeğimiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Siz gelmeden biz aldık haberlerinizi sizden. Evde mi bebeğiniz? Evet, evde şu anda uyuyor. Telsiz de takip ediyoruz sürekli. Evet evet. Bir şey olduğu zaman pat hemen başındayız. Ya peki bozulursa bu hale? Yok abi, bozulur mu? Bak nefesini bile duyuyoruz. Ana. Tabii abi, hayat gitgide kolaylaştı Haluk abi. Buyurun, hadi buyurun lütfen. Ne iş yapıyorsun? Ben mekatronik mühendisiyim. Ne mühendisi? Mekatronik. O ne? Makine, elektrik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar yazılım teknolojilerinin birleştiği bir mühendislik dalı. Kızım sen kimseye iş bırakmamışsın. Hepsini tek başına yapıyorsun. Sen ne iş yapıyorsun? Abi ben spor muhabiriydim. Ama bebek olduktan sonra işi bırakmak zorunda kaldım. Şimdi bebekle ilgileniyorum. Bebek büyüdükten sonra inşallah işime geri döneceğim. Pardon, ben anlamadım. Sen çocuğa bakmak için mi işi bıraktın? Evet abi. Niye bu kadar şaşırdın Haluk? Eyvah. Uyandı, ben hemen geliyorum, bakayım ona. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, ama daha hiçbir şey yemedim. Hadi al tabağını. Ya çocuk bütün gün çocuğa bakıyormuş. Bari evdeyken sen baksan. Hayır. Mert'e alışık Haluk abi. Ben gidince susmuyor. İyice alıştı ona. Hanım çocukları dışarıda bırakmış, karabasta gelmiş, almış, yemiş. Hadi ya. Gitti mi şimdi koskoca çocuk? Gitti Şükrü. Ne dertliymişsin bu oğlum sen? Ne dertliymişsin be? Bir saattir seni dinliyoruz Neco. Acuka bitmiş, sucuk gitmiş. Biz de insanız be. Hani bana ek iş bulacaktık? Senin yüzünden oyuna konsantre olamıyoruz. Adam gibi oyna. Vallahi bedava dert çekilmiyor abi.